bu kadar başarılıyken, bu kadar güzel şeyler yapmışken, ben olsun, futbolcu arkadaşlarımız olsun, çok güzel, makul biçimde halledilebilir yani. Bu Mert Hakan gittiğinde tektik kimse yok ve Mert Hakan büyük ihtimalle oynayacak. Sos alındı, İrfan Can alındı, Petkas alındı, Mesut alındı. 5 tane, 6 tane adam oldu bir yerde oynayacak. Birisine söyledim, dedim bak böyle oyna, kesinlikle seni Şenol Hoca alır dedim. Seni hayatta kaçırmaz dedim. Ama devam edeceksin bu istikrarını dedi. Hakikaten o da devam etti. Sonra bana dedi ki ne oldu hocam dedi. Dedim böyle şey yapmayacaksın dedi. Hele hele bizim içimizden biri, altyapıdan yetişmiş bir arkadaşımızın Beşiktaş şampiyon yapması çok güzel bir şey. Skorer TV'ye hoş geldiniz sevgili izleyenler. Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü, hatta başarılı teknik direktörü Rıza Çalınbay'la birlikteyiz. Hocam merhabalar, hoş geldiniz programımıza. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi tabii Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü dedim ama birazdan konuşacağız. Birkaç gündür röportajlarınızı izliyoruz. Biraz pürüz var galiba hocam. Hemen onu konuşalım isterseniz. Ya tabii ki ilk önce böyle pürüzler çıkar. Yani ben de istemezdim yani bir an önce bitsin. Ondan sonra tatilimize veyahut da takımımızı, kamp programlarını falan yapalım. Gerçi yaptık onların hepsini. Şimdi bir de Avrupa'ya gidiyoruz. Ligde kampa da erken başlamamız gerekiyor. Şey değil yani herhalde çözüleceğine inanıyorum ben. Artık yani ben, onlar da bizi tanıyor, biz de onları tanıyoruz. İki senedir de çok başarılı bir takım, Avrupa'ya giden bir takım. Hele hele bu sene ligin ikinci yarısı mükemmel bir istikrar yakalamış bir takım. Çok güzel şeyler yapan bir takım. Yani kulübüne çok şeyler kazandıran bir takım, puanlar olsun, maddi açıdan da olsun. Her türlü, bir de biz tabii ki ne hedef koyduysak onların hepsini gerçekleştirdik. Evet. Bizim kulübümüze her türlü katkımız oldu, bayağı bir katkımız oldu. Avrupa kupalarından da katkımız oldu, ligden de galibiyetler, beraberliklerden de katkımız oldu. Onun için tabii her şey illa lap diye birinci şeyde anlaşılacak gibi bir şey olmayabilir. Onun için tekrar bir daha konuşulur. Ben de zaten bir hafta 10 gün sonra tekrar gideceğiz. Tekrar bir daha görüşeceğiz yani. Şimdi tabii hocam şimdi bu medyada özellikle Sivasspor'un konuşulmasında sizin çok büyük payınız var. Gerekse bu aldığınız başarılar olsun, gerekse Sivasspor'un bu sezonki, hatta geçtiğimiz sezon da çok istikrarlı bir şekilde lider devam etmişti. Evet. Bu sezon da yine 19 maç yenilmezlik ve Avrupa Kupası dediğiniz gibi Avrupa. Şimdi şu konuşuluyor mesela, en iyi yönetilen kulüpler arasında Sivasspor da aslında yer alıyor. O yüzden bence orta yol bulunacaktır diye düşünüyorum. Yok, ben sorun olacağını zannetmiyorum. Sorun olacağını zannetmiyorum da. Yani şeyi bazen hazmedemiyorsunuz. Yani bu kadar başarılıyken, bu kadar güzel şeyler yapmışken, ben olsun, futbolcu arkadaşlarımız olsun, çok güzel, makul biçimde halledilebilir yani. Bu halledilmeyecek bir şey değil yani. Ha biz mesela, ben kendilerine de söyleyeyim, 10. 11. olsak zaten hiçbir konuşmadan işimize bakarız yani, şey değil, ama belli bir şey oluyorsa başka bir şeyin de olması gerekiyor yani. Tabii. Şimdi hocam her sezon üstüne koyarak gidiyor Sivasspor. Hatta gerçekten geçen sezon ben bir ara dedim ki herhalde Sivasspor şampiyon olacak gibi gözüküyor dedim. Çünkü çok uzun süre liderlik koltuğundaydınız. Şimdi bizdeki en önemli şey orada pandemi. Yani biz gayet iyi gidiyorduk, liderdik. Kendi sahamızda hiç mağlubiyetimiz yoktu. Taraftarımızla mükemmel bütünleşiyorduk. Onu da sahaya yansıtıyorduk. Her maçımızı kazanıyorduk veya en kötü berabere kalıyorduk. Güzel şeyler oldu. Ne zaman pandemi başladı? Ve ondan sonra biliyorsunuz belli bir süre maçlar da oynanmadı. Evet. Bütün oyuncular soğudu, etti, koptular. Ondan sonra tekrar başladığı zaman ve şey gibi yani hazırlık maçı oynar gibi maçlar oynandı. Tatsuz tutsuz şu anda bile aynı. Evet. O zaman tabii ki seyircisiz de biz maalesef o sıkıntıları yaşadık. Ondan sonra dediğim sıkıntılar başladı işte pandemiden dolayı. Ve ondan sonra tabii ki ama yine de her şeye rağmen dördüncü bitirdik ligi, yani iyi bir yerde bitirdik. Daha da iyi olabilirdi. Tabii ki Anadolu takımı kendi bütçesine göre hareket ediyor. İstediğiniz zaman oyuncu alma şansınız yok. Devre arası da öyle, biz öyle iyi oyuncu da alamadık. Fazla oyuncu da alamadık. Çünkü hem oyuncu seyretmeme, hem bir de bu pandemi olayı, hem de tabii ki belli bir krize girmek istemez kulüp maddi açıdan da. Belki 3 tane falan bir oyuncu alabilseydik, böyle kaliteli oyuncu ve takıma katkısı olacak oyuncu alabilseydik, biz oradan ligi kesinlikle çok iyi bir yerde bitirdik yani. Tabii ki o zaman şimdi Mert Hakan Yandaş'la Emre Kılınç da gitmişti. Onların yerini doldurecek aslında. Tabii tabii. Onların yerini doldurecek oyuncular almamız gerekiyor. McGrady'li mesela, Emre'nin yerini aldık, doldurdu. Gayet iyi şekilde doldurdu.
Faysal Hakan'ın yerini aldığımızı düşünün. O da gayet iyi şekilde doldurdu. Çok iyi futbolcu ikisi de. Yani katkıları iyi. Bir şey yok, bir sorun yok ama zaten sorun olsa böyle bir çıkış yakalayamazdık. Ben oyuncularımdan çok memnunum. Gerçekten yani inanılmaz şekilde bir grafik çizdiler, mücadele ettiler. Belki de hiçbir Anadolu takımının son zamanlarda yapmadığı bir şeyi yaptılar. Evet. O şey değil, öyle kolay bir şey değil. 19 maçla mağlup gideceksiniz. Tabii. İçeride dışarıda galip geleceksiniz. Ve belli bir bizim mesela bizden çok puan farkıyla Hatay vardı, Karagümrük vardı, evet. Göztepe vardı, Antalya vardı. Bunların hepsi bizim önümüzdeydi. Yani bayağı da farklı şekilde bizden. Alanya çok farklı şekilde önümüzdeydiler. Hepsini geçtik. Ve belki 5 hafta daha olsa daha da iyi bir yerde bitirebilirdik. Çünkü evet. Tam takım havaya girdi, kendini buldu arkadaşlarımız. Ama yine de bana göre yani mükemmel bir iş yaptık yani. Kesinlikle. Zaten en çok konuşulan şu anda dediğim gibi medyada özellikle Sivasspor'un yer alması da hepimizi çok çok gururlandırıyor. Çünkü artık hepimiz bıktık şeyleri konuşmaktan, takdir edersiniz yani. Tabii canım bizde zaten futbolcularda şu anda en büyük sıkıntı bıkkınlık, yorgunluk. Her hafta test oluyorsun. Evet. Bir de haftada 3 maç oynuyorsun. Haftada 3 tane test oluyorsun. Yani herkes korkuyor bir kere. Her şeyden tabii. Korkuyor tabii ki. Onun için çok sıkıntılı. Bir tek bizim için değil. Bütün dünya için, bütün Türkiye için yani bayağı bir sıkıntılı bir sezon oluyor. Dediğim gibi de tatsız tutsuz maçlar oynanıyor ve karantinaya giren arkadaşınız en az 12-14 gün hiç yararlanma şansınız sıfır. Yani o iyileşecek, kendine gelecek zaman tabii. bir sürü şeyler. Yani bayağı bir sıkıntılı oluyor. Biz mesela Tel Aviv maçına gittik. 12-13 kişiyle gittik. 2 tane yedekle gittik yani. Ya. Düşünün Avrupa Kupa maçı oynuyorsunuz. Oyuncunuz yok elinizde. Onun için bunların hepsi bayağı bir sıkıntı ve o sıkıntı da bizi tam zamanında vurdu. Yani benim en çok istediğim Avrupa Kupalarında gitmekti ama olmadı. Çünkü önümüzdeki yıl Sivas'ın en büyük hedefi bence birincisi şey olacak yani. Tabii ki ligi de götüreceğiz ama Avrupa Kupalarında gitmek için ne gerekirse yapacağız yani. Tabii şimdi özellikle şuna değindiniz hocam siz de. Hani Avrupa'ya gidip hani eksik gittiniz biraz. Şimdi bu sene eğer size devam ederseniz Sivasspor'da Avrupa'ya giderken başka bir kadro yani üstüne eklenerek herhalde yani Avrupa'ya göre bir takım kurulur diye düşünüyorum. Ne söylersiniz? Bilmiyorum. Şimdi şöyle Anadolu'da İstediğin oyuncuyu alamazsın ama bütçene göre oyuncu alırsın. Onun için yine bütçemize göre yani dengeleri bozmadan tabii ki oraya 5-6 tane oyuncu alacağız ama şey almayacağız. Öyle çok oyuncu almayacağız yani. Onu da istemiyorum ben zaten. Fazla olduğu zaman da çok zarar oluyor. Evet. Onun için yapacağımız şey o oyuncuları, iyi oyuncuları acele etmeden o iyi oyuncuları bulmamız gerekiyor. Şimdi biz sezonu da erken açacağız biraz daha ve erkenden de maç oynayacağız. Ayın 22'sinde, Temmuz'un 22'si maç oynayacağız. Evet. Sonra 29'u maç oynayacağız. Onun için de dikkatli şekilde hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi mesela biz geçen sezon 9 kişiyle başladık kampa. Yani 9 kişiyle. Sonra altyapıdan falan oyuncu aldık. Hatta denemeye gelenleri bile aldım ben. Yani antrenman yapmamız gerekiyor. Ve transferlerimizi sonra yavaş yavaş yaptık. Yani bu sene öyle olmayacak işte. Bu sene daha sezon başlamadan transferleri bitirmemiz gerekiyor. Biz de hazırlık dönemini geçirmeleri gerekiyor ki daha faydası daha da artsın arkadaşlarımızın. Onları da yapacağımıza inanıyorum. Yani çünkü fazla transferimiz yok. Yani 5 tane en fazla 6 tane oyuncu alınacak yani. Ama özellikle hani Avrupa Ligi'ne odaklı yaparsınız transferleri. Ya zaten öyle olması gerekiyor. Biz şimdi 21-22'sinde oynuyoruz. 29'unda oynuyoruz. Ondan sonra zaten ayın 13'ünde lig başlıyor Ağustos'ta. Yani kesinlikle hem ligi hem de Avrupa'yı götürecek şekilde bir takım olması gerekiyor. Ama dediğim gibi fazla bir oyuncu alma şansımız da yok yani. Peki. Şimdi hocam size şunu sormak istiyorum. Genelde hep işte devam edecek misiniz diye soruyorlar. Ya da böyle teknik direktörler işte şampiyon olacak mısınız falan diye soruyorlar ama hiç böyle kendinizin hedeflerini soran olmuyor. Ben şimdi sizin hedeflerinizi merak ediyorum. Biz daha önce de sizinle bir röportaj yapmıştık ve Avrupa'ya gitmek istediğinizi söylemiştiniz. Hatta o zaman galiba bir teklif vardı ben yanlış hatırlamıyorsam. Bu hedefiniz devam ediyor mu hocam? Ülkemizi, benim var. Benim kendim bireysel olarak derseniz var. Kesinlikle yani iyi bir takım olduğunda giderim. Ama bu araya pandemi girince hiç o şey olmadı maalesef. Evet. Ama şimdi kendi takımımın da
bir hedefi var. Ben hep söyledim, belki farklı bir şey ama ben 5'e oynamak isterim. Hep ilk 5'e. Bu 5. olursun, 4. olursun, 3. olursun ama ilk 5'e oynamak isterim yani her zaman. Ama Anadolu takımında bazen de ilk 10'a oynaman gerekiyor duruma göre. Evet. Ha, benim hedefim o. Ama tabii ki bir sürü takım var. Farklı şeyler olabiliyor. Yeni takımlar çıkabiliyor. Mesela bu sene Hatay olsun, Alanya olsun bir ara güzel bir şeyler yaptılar. Çok iyi şeyler yaptılar. Onun için kolay değillik. Yani bizim için tabii ki benim kendi hedefim ilk 5. Ama dediğim gibi yani bazen imkan olmuyor. İlk 10'da bitiriyorsun. Önemli olan orada sıkıntı yaşamadan ligi bitirmek yani. Tabii, aynen öyle. Peki hocam, Mert Hakan Yandaş'la Emre Kılıncı sormak istiyorum. Şimdi çok yükselen bir grafiği vardı iki oyuncunun da. Sizin de çok emekleriniz var üstlerinde. Şimdi biz de transfer döneminde açıkçası çok büyük beklentilerimiz vardı. Yani birisi Fenerbahçe'ye gitti, biri Galatasaray'a gitti. Dedik tamam, çok iyi oynayacaklar ama o beklediğimiz performansı alamadık. Sizce neden olabilir sonuçta eski Şimdi öğrencileriniz? Şimdi Hakan'la ilgili söyleyeyim önce. Yani Fenerbahçe'de Hakan oynardı. Yani şöyle. Şimdi Fenerbahçe takımı gerçekten çok kaliteli bir takım. Yani çok iyi oyunculara sahipler. Her an oyunun kaderini değiştirecek oyunculara sahipler. Yani şimdi Mert Hakan oynadığı yerde, Mert Hakan gittiğinde tekti. Kimse yok. Ve Mert Hakan büyük ihtimalle oynayacak. Sosa alındı. İrfan Can alındı. Evet. Petkas alındı. Mesut alındı. Ve 5 tane, 6 tane adam oldu bir yerde oynayacak. Forvet arkası oynayacak bir yerde. Tek yerde 5 tane adam ve 5'i de birbirinden iyi adam. Evet. Yani şimdi bunlar alındığı zaman İrfan Can Başakşehir'in her şeyi. Milli takımımızın en iyi oyuncularından bir tanesi. Sosa öyle. Diğerleri aynı. Mesut'u söylemeye gerek yok. Yani şimdi bunlar varken tabii ki orada bir zorlama oluyor. Bazen Sosa da oturuyor. Evet. Diğeri de oturuyor. Hepsi oturuyor. Yani onun için Hakan'ın şimdi 5 tane oyuncuyla rekabete girmesi gerekiyor. Tabii ki her zaman istediği şeyler de olmayabiliyor. Onun için orada şansı biraz daha düştü ondan dolayı. Yoksa Mert Hakan, ben buna inanıyorum, kendini kabul ettirecek. %100 kabul ettirecek ve orada oynayacak. Emre'ye gelince de Emre şimdi tabii ki bizde oynadığı yerle Galatasaray'da oynadığı yer çok farklı. Yani Emre bizde kanat oynardı, sağda solda oynardı. Burada Fatih Hoca onu orta sahada değerlendiriyor ve gayet iyi oynuyor. Yani kötü oynamıyor oynadığı maçlarda. Baktığımda yani Galatasaray'ın en çok oynayan oyuncularından bir tanesi. Katkı olarak da aynı şey. O yüzden bence ikisi de başarılı ama Mert Hakan'ın bir şanssızlığı o yani. Çok oyuncu var orada ve o çok oyuncu zaten bence Fenerbahçe'ye de bir zarar veriyor. Yani aşırı oyuncu olması. Çünkü birisi biraz hafif kötü oynadığı zaman hiç oynamıyor. Örneğin Sise geçen sene gol kralı. Evet. Oynayamıyor. Tiam çok iyi oynuyordu geçen sezon. İstediğini alamıyor. Niye? Çok oyuncu var. Biraz kötü oyunu değiştirin, öbürünü alıyorsun hemen. Ama öbür türlü üstünde durduğun zaman o oyuncuları mutlaka kazanırsın. Çünkü hepsi kaliteli oyuncu. Ve tabii, Fenerbahçe en iyi oyuncuları aldı. Hangi takımın iyi oyuncusu varsa hepsini aldı. Yani çok iyi bir şey, tamam. Aynen güzel. Öyle. Ama işte onları böyle iyi şekilde kullanmak gerekiyor. Şimdi onu oynatayım diye adamın mevkisi orası değil. Veyahut da orada fazla etkili olamaz, verimi azalacağı yerde oynuyor bazı arkadaşlar. O zaman da tabii ki verimleri düşüyor. Evet. Onun için yani iki arkadaşımız bana göre şeyler şu anda gayet başarılı bana göre yani. Seneye bence daha iyi olacaklar. Evet. Şimdi hocam, siz de az önce söylediğiniz aslında çok oyuncu almak iyi değilmiş. Yani daha doğrusu çünkü biz de bunu bu sezon içerisinde deneyimledik. Evet. Sezon başında diyorduk ki tamam, Fenerbahçe şampiyon olur bu sene. Olmuyor işte. Kesinlikle olmuyor yani. Hocam biraz da tabii şimdi tabii ki yani kendisine çok büyük saygımız var. İyi de bir teknik direktördür Erol Bulut ama yani bilmiyorum, ben Fenerbahçe başkanı olsam o kadroya çok deneyimli bir teknik direktör getirirdim herhalde. Yani tabii ya o, onların kendi tercihleri tabii, bir şey diyemezsiniz. Yani Erol Hoca da şey yani o da biliyor işi yani, futbolun içinden gelmiş birisi. Ve bir sürü şeyler yaşamış birisi. Tabii ki elindeki kadro çok geniş olunca biraz önce oynatmak için mevkileri aynı yerinde oynatamıyorsunuz yani. O zaman sıkıntılar maalesef oluyor yani. Aynen öyle. Peki hocam, şimdi 2020-2021 sezonunun şampiyonu Beşiktaş oldu ama
Ben size Beşiktaş ve Sivasspor dışında size göre en iyi takım, en iyi çıkış yapan takım diyebiliriz. Oyununu beğendiğiniz bir takım Süper Lig'den var mı? Ya şimdi aslında pek doğru olmuyor onları söylemek ama bana göre tabii bizi saymıyorsanız. Şimdi bizi... hocam saymıyor. Yok. Onun dışına koyduğunuz için benim takımı. Bir kere en iyi çıkış yapanlardan bir tanesi bizim takım. Tabii. Ya olmadık tabii. Bir şeyi biz becerdik. Hatta ligin kaderini belirledik. Yani öyle ya, maçlar oynadık. Tabii. Şimdi mesela Allah şey çok iyiydi. Mesela Hatay takımı hiç kimse beklemiyordu. Evet. Çok güzel şekilde geldiler. Bir yere kadar geldiler. İşte biz zaten onlarla çekiştik. Evet. Ve onları en sonunda geçtik yani. Çok geriden geldik. Alanya bir çıkış yaptı. O da aynı şekilde yani çıkış tam netleşmedi. Onun için şey yani böyle takımlar zaman zaman çıkıyor. İşte onlar da geldiler öyle. Galatasaray bir ara çok iyi oynadı, mükemmel oynadı. Ondan sonra sakatlıklar oldu, bir sürü şey oldu. Maalesef onlar yaşadı. Beşiktaş keza öyle çok iyiydi bana göre de sezonu çok iyi götürüyorlardı. Onlarda da böyle sakatlıklar oldu, bir sürü şeyler yaşandı. Yani bu zaman zaman çıkışlarını yapan takımlar oldu. Ama bizim gibi direkt 19 maç yenilmeden giden, olmadı, güzel şeyler yapan yoktu yani. Tabii. Aynen öyle hocam. Öyle. Peki sizce sezonun en değerli oyuncusu? Vallahi ben iki kişi söyleyeceğim. Hep onu soruyorlar bana. Ben de söylüyorum. Bence birisi bizim oyuncu Mark Gradel. İkincisi de bence Atiba. Atiba diyorsunuz. Evet. Herkes tabii şey Rozier, Gezal derken. Yok. Ama evet şimdi hocam. Şimdi orada bir tane lider var. Çok iyi bir lider. Takımını yönlendiren bir lider. Her zaman da oynayan bir lider ve oynadığı zaman da çok etkili oynayan bir lider. Ha, öbür türlü Gazel falan işte asist yapıyor, onu yapıyor, onu yapıyor ama esas takımlardaki şey, biz mesela Beşiktaş'ta oynarken mutlaka Atiba'ya top aldırmamaya, Souza'ya top aldırmamaya çalışırız yani ki oyunu kurmasınlar diye. Çünkü çok ikisi de çok etkili oynuyor. Özellikle Atiba'daki benim söylememin nedeni herkese göre işte yaşla ilgilenirler, başka şey yok. Yaş maç burada önemli değil. Önemli olan bu arzun, isteğin, heyecanın devam ediyorsa korkma. Bir de ona tecrübeyi kattığın zaman mükemmel işler çıkarırsın. Bana göre Beşiktaş şampiyon olduysa en büyük katkılardan bir tanesi ben Atiba'yı görüyorum. Hemen hemen her maçta da oynadı yani. Evet aynen öyle. Hiç de yaşla alakası yokmuş yani. Yok bunun onunla bir alakası yok yani. Tabii. Adam gerçekten geldiğinde nasıl oynuyorsa şu anda da aynı oynuyor yani. Evet. Hocam az önce siz de söylediniz. Ligin kaderini aslında siz belirlediniz. Nasıl dönüşler oldu hocam size? Fenerbahçeliler dediler mi yaktınız bizi hocam diye? Ya şimdi şöyle biz Fenerbahçe maçına gittiğimiz zaman şimdi iki tane şey var. Birincisi bizim ihtiyacımız var. Tabii. Bizim Fenerbahçe'den puan ve puanlar almamız gerekiyor ki beşinci olalım. Tabii. Yani Hatay'ı yakalayacağız, Hatay'ı geçmemiz lazım yani. Onun için bizim o maçı iyi bitirmemiz gerekiyor. Birincisi bu. İkincisi tabii ki bizim maçımızın ligin kaderini belirleyeceğini de biliyoruz biz. Şimdi biz eğer Fenerbahçe'yi biz yenemeseydik belki Beşiktaş takımı şampiyon olamıyordu. Tabii. Yani neden olamıyordu? Çünkü Karagümrük'e yenilmiş. Öbür maçı belli değil. Bizi yendiğini düşünün Fenerbahçe'nin. Kayseri'yi de yendiğini düşünün. Fenerbahçe şampiyon olamıyor. Onun için biz şimdi o maçı kazandığımız zaman iki takımı birden potaya soktuk. Evet. Hem Galatasaray'ı hem Beşiktaş'ın ümitleri tekrar belli oldu. Yani artık bir maça kaldı. Onu da aldığında bitiyordu yani. Orada da galiba kritikti. Avarajla olduğu için. Evet. Onun için bizim bu Fenerbahçe'yi yenmemiz tabii ki en çok Beşiktaş için yaradı. Beşiktaş takımı şampiyon oldu. Eğer biz yenilseydik Fenerbahçe bizi yendi, Kayseri'yi de yenince tabii ki o zaman hiçbir şansı olmuyordu. O yüzden de ligin kaderini böyle karma karışık yaptık o maçla. Evet. Ama dediğim gibi bizim yani o maçı kazanmamız gerekiyordu ve bizim o maçı kazandıktan sonra avantajımız daha çok oluyordu. Son maçımızı da kazandık. O zaman 4 puan fark attık ve 5. olduk. Yani onu tabii ki biz kimsenin kaderiyle bir şeyle de oynamak istemeyiz. Başka türlü herkes o maçlara başka türlü farklı şekilde baktılar. Tabii genelde ama hep biz, öyle oluyor zaten hocam. Hep öyle oluyorlar ama işte aynen. Onlar herkes herkesi çok iyi tanıyor. Herkes beni de tanıyor. Benim kişiliğimi, karakterimi de biliyor. Bizim öyle işlerle hiç işimiz olmaz. Bizim kendi bir sorumluluğumuz var.
onları yapmaya çalışıyoruz. O gün kazandığımız maçta gerçekten hak ettiğimiz bir maçtı. Yani oyunumuz olarak, her şey olarak hak ettiğimiz bir maçtı. Tabii ki bu da o maçta Beşiktaş'ı şampiyon yaptı yani. Tabii, aynen öyle. Hocam, şimdi Euro 2020 kadrosuna Hakan Arslan'ın alınmaması sosyal medyada çok büyük tepkilere yol açtı açıkçası. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi bir kere ben Şenol Hoca'ya saygım sonsuz. Tabii. Yani milli takım antrenörümüz. Bana göre de çok iyi bir kadrosu var. Gerçekten iyi kadrosu var. Bunu da son maçlarda gösterdi. Ama bu grup maçlarıyla oradaki maçlar çok farklı. Ya bizde daha önce Mustafa Hoca ile biz beraber çalıştığımızda Avrupa Şampiyonası'na gitmiştik. Hollanda, Belçika'da düzenli. İlk 8'e girmiştik. Ve hakikaten çok güzel, her bir futbolcunun gitmesi gereken bir yer. İnşallah ben çok başarılı olacaktan inanıyorum. Kadro gerçekten iyi. Evet. Ama ben Şenol Hoca'ya kesinlikle bir tepkiye veyahut da bir eleştiri gibi bir şey kesinlikle yapmıyorum. Sadece ben şuna üzülüyorum. Benim takımımda kesinlikle bu sene özellikle ikinci yarı milli takımı hak eden oyuncular vardı. Evet. Ya onların ben onura edilmesini, onura derken hak ettiğini almasını isterdim. Yani çok isterdim onları. Ya tabii ki neticede Şenol Hocamız kendi farklı düşünebilir. Tabii. Kafasındaki diğer oyuncular ona göre daha iyidir. Hiçbir sorun yok. Yani onun içinde tabii söyleyecek bir şey yok. Neyse, ileride belki ben milli takım antrenörü olursam Sivas'tan alacağım. İnşallah. Yani İnşallah öyle, öyle olabilir yani, ama ben Şenol Hoca'ya hayatta şey yapmam. Ben çok sevdiğim bir işçi. Çok gerçekten çok iyi bir teknik direktör. Beraber milli takımda da beraber oynadık yani. Benim çok büyüğüm. Kaptanımızdı. Çok iyi yani. Benim aram her zaman iyidir. Hele hele böyle şeylerden aman Allah korusun yani, böyle ters düşme, yanlış anlama yok, gibi bir şey tabii. İnşallah olmaz. Yani tabii ki biz yani başarısız olsak veyahut da böyle normal oynasak, ya benden niyet oyuncu alınmıyor yine de demem. Kesinlikle demem yani. Ama şu anda bence bütün kamuoyunun, sizlerin de takdir ettiğiniz gibi, gerçekten Sivas takımı o kadromuzla o sıkıntıları yaşayarak mükemmel bir yere gelirken çok iyi oynayan oyuncularım vardı benim. Ve en çok yerli oynatanlardan birisiyiz. Takımlardan bir tanesiyiz. Dediğim gibi yani yapacak bir şey yok. Her şey Şenol hocamızda. Tabii. Ona da saygımız sonsuz. Özellikle de çok 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 başarılar diliyorum. İnşallah çok başarılı. İnşallah. Şeyden kötü oluyor hocam. Oyuncunun motivasyonu düşüyor. Tabii, hani diyor ki ben bu kadar performans gösteriyorum, yine olmadı diyor belki kendi kendine. Yani şimdi mesela bekleyenler var bizde. Uğur olsun, Hakan olsun, Caner olsun, bunlar bekliyordu yani. %100. Ya bayağı iyi oynuyoruz. En iyi oynayanlardan biri defansımız. Kalecimiz Ali mükemmel oynuyor. Evet. Biz dedik mutlaka birinden biri. Ben hatta birisine söyledim. Dedim bak böyle oyna. Kesinlikle seni Şenol Hoca alır dedim. Seni hayatta kaçırmaz dedim. Ama devam edeceksin bu istikrarını dedik. Hakikaten o da devam etti. Sonra bana dedi ki ne oldu hocam dedi. Dedim böyle şey yapmayacaksın dedim. Evet. Alır almaz dedim. Sen devam yani çalışmana tabii, her şeyine devam edeceksin dedik yani. Onun için yani şimdi bir tek bizim takımda da değil, başka takımlarda da alınmayan arkadaşlarımız oluyor. Dediğimiz gibi ya Şenol Hoca'nın takdiri tabii. bu yani. İnşallah daha sonra diyelim. Tabii canım. Için, genç tabii. arkadaşlar her zaman gidebilirler. Tabii, milli tabii. takım herkese açık. Aynen yani öyle. Yani moralleri düşmesin yani. Tabii. Dediğin gibi yani ben gelirsem kesin alırım Sivas'ı. İleride şimdi Şenol hocamız varken değil tabii. Tabii tabii. İnşallah hocam. Tabii ki sizin gibi başarılı bir teknik direktörü olun, milli takımın başında da görmek isteriz. Şimdi bu sezonun en çok kamuoyunda, yani medyada bizim konuştuğumuz tek konu tabii ki hakemler oldu hocam. Evet. Yani her maçtan sonra hakemleri mutlaka bir saat konuşuyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Adil gitti mi bu sene, bu sezon? Çünkü geçen sezonda sizin çok sıkıntılarınız vardı. Bu sene de aynı. Bu sene evet, de aynı. Çok penaltılarınız aynı. Verilmemişti geçtiğimiz sezonda. Bizim son iki maçta yine verilmedi. Yani ya. Özellikle içeride oynadığımız maçlarda. %100 penaltılar bana göre. Hem de iki hakem de Türkiye'nin en iyi hakemleri. Aha, vermediler. Yapacak bir şey yok. Bir kere şunu söyleyeyim. Çok kısa. Bir kere hakemlik çok zor. Yani neticede maç biter ama bir tarafa yaranamazsın. Senden birisi mutlaka şikayetçi olur yani. Tabii. Bu bir gerçek. Ama bir de şu var. Bu sene nasıl oyuncular bıktı, yorgunluk, bıkkınlık var ya. Aynısı hakemlerde de var. Devamlı maç yönetiyorlar. Maç oynuyorsun, iki gün sonra bir maça gidiyorsun. İki gün sonra bir maça. Haftada üç tane maç oynuyorsun. Bir de sürekli onlar konuşuluyor. Evet, yani bir de her türlü hata oluyor. Ya olabilir.
yani kafası şey oluyor ama böyle takımların kaderiyle veyahut da skorla şey olunca o evet. zaman rahatsız oluyorsun. Hocam bir de VAR ondan var. Dolayı. Hatta olur da yani bir de VAR da var. Ama esas sorun VAR da zaten. Yani şöyle VAR da benim kendi düşüncem hep söylüyorum. Kesinlikle VAR'ın başında faal hakem olmaması gerekiyor. VAR'ın başındakilerin kimsenin bilmeyeceği arkadaşlarımızın olması gerekiyor. Özel eğitim almış arkadaşlarımızın olması gerekiyor ki fazla tepki çekilmesin. Yani bu kadar yani. Ya da acaba VAR birazcık şeffaf mı olsa? Biliyorsunuz Hollanda'da bütün herkes görüyor VAR'da konuşulanları. İçerideki olanları. Aslında o kötü bir şey değil. Değil mi? Herkesin içi rahatlar yani. Kötü bir şey değil ki. Evet. Ya görünüyor. Tamam doğru bu böyle diyorsun. Bitiyor. Tabii. Şeffaf olsa belki biraz da herkesin içi. Olabilir. Ama ben diyorum ki faal adamlar olmasın. Faal arkadaşımız hata yapıyor. Belki VAR'da vermiyor bir takımın şeyini. O arkadaşımız vermediği takım öbür gün maçı yönetmeye gidiyor. Bir hafta, iki hafta sonra. O zaman oradan ona çok tepki veriyor. Sen biz şu maçta bizi yaktın, öyle oldun, böyle oldun. Doğradın diyorlar. Aynen o faalleri bence kenara atmaları lazım. Onlar sadece maç yönetsinler. Evet. Peki hocam şimdi son olarak tabii ki herkes sizin Beşiktaş konuşmanıza bayılıyor. Ben de o yüzden sormadan geçmeyeceğim. Neler söylersiniz Sergen Hoca hakkında özellikle? Sergen şöyle, Sergen Hoca... Bir kere ben kendisini tebrik ediyorum, takımı tebrik ediyorum. Yani hele hele bizim içimizden biri, altyapıdan yetişmiş evet. bir arkadaşımızın Beşiktaş şampiyon yapması çok güzel bir şey. Yani çünkü Sergen Hoca ile ben olayım, belki bir iki arkadaşımız daha var. Biz özünden yetiştik. Yani Beşiktaş'ın özünden geldik. Yani biz başka takımdan, genç takımdan, başka bir takımdan genç takıma gelmedik. Biz Beşiktaş'a girdik küçüklükten, orada oynadık. Ha Sergen Hoca benim gibi değil. Sergen Hoca çok takım gezdi. Dört büyüklerde oynadı, diğer ikinciliklerde oynadı. Bir sürü takımda gezdi. Ama ben orada başladım, orada bitirdim. Yani çok güzel bir futbol hayatım geçti. Bir sürü şampiyonluklar yaşadım. En çok oynayan oyuncusu oldum. En çok kaptanlık yapan oldum. En çok şampiyonluğu gören oldum. Yani onları benim için mutluluk verici bir şey. Çok güzel bir şekilde de jübilemi yaptım, bıraktım Beşiktaş'ta yani. Onun için benim için Beşiktaş farklı tabii, bir yer. Tabii. Tabii böyle bir arkadaşımızın, içimizden bir arkadaşımızın çıkıp şampiyon olması tabii ki mutluyuz tabii ki. Kendisini de tebrik ediyorum. Tabii ama bu işler gelip geçici. Şimdi böyle oluyorsunuz. Ondan sonra tabii ki önümüzdeki yıl başlandığı zaman öbür yıl kolay hemen unutulur. Hemen önünüze tabii. bakmanız gerekiyor. Onun için ben hem tebrik ediyorum hem de bütün geleceğiyle ilgili de başarılar diliyorum. Evet. Hocam ilk Sergen Hoca geldiğinde şimdi o kadroyla Beşiktaş şampiyonluğa gider diye düşünmüş müydü? Ben şimdi şöyle o kadroyu görünce ben olur dedim. Yani, öyle mi? Evet. Biz maç oynadık onlarla. Sezon başı maç oynadık. Sadece orada Fenerbahçe takımı iyi bir kadro yaptı. Onlar dedim kesinlikle zorlayabilirler dedim. Ama onlarda da problem çıktı. Galatasaray'da problem çıktı. Trabzon biraz hoca zaten, değişikliği evet. oldu. Bayağı bir şey problem oldu. Değil. O zaman Beşiktaş'a çok büyük şans oldu. Beşiktaş'ta en büyük şeyi birleşme çok iyi oldu. Herkes birbirine çok yaklaştı. Etti. Hatta bir maçtan sonra bizim bir tane pozumuz vardı, resmimiz vardı. Ali, ben, Metin birbirimize böyle sarılırken o resmin aynısını Beşiktaş... Tesadüfen aynısını yaptılar, onu yayınladılar. İşte arkadaşlık, dostluk. Bizim de öyleydi bizde. En önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlıktı ve onu da sahaya yansıtmamızdı. Onun için yani oradaki ortam, hava çok iyiydi Beşiktaş'ın. Yalnız işte son iki maçı, işte Galatasaray maçı, arkasından Karagümrük maçı. Orada sıkıntı yaşadılar. O zaman bayağı bence yani şampiyonluk gidebilir gibi oldu. Yani gidebilirdi de eğer biz Fenerbahçe maçını kazanmasak. Tabii. Yani. Şükretsinler hocam. Yani, hayırlısı yani. Evet. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür size. Ederim. Çok sağ olun. Siz de sağ yine olun. Yine başarılar diliyorum. İnşallah hocam milli takıma giderseniz ilk röportajı ben alırım. Ya inşallah ben öyle söyledim. Yani ya gelecekte şimdi, tabii. Hayır şimdi şöyle onu şunun için söyledim. Sivas'ta çok üzülenler var. Ya, dediğiniz tabii, gibi tabii. de sosyal medyada böyle şey yapanlar çok var. Çok baskı yani, oldu. Hakikaten tabii. yani. Sivas bir Anadolu şehri. Yani oradan bir oyuncunun milli takıma gitmesi onlar için yani dünya karmasına gitmiş gibi oluyor oyuncu. Yani
O kadar mutlu oluyorlar, şey oluyorlar, çok seviniyorlar. Maçları, maça ona göre bakıyorlar. Ya bir de yani hak ettiler yani. Birkaç tane arkadaşımız hak etti. Onun için onların şeyi. Hı hı. Ben onlar için söylüyorum. Yani başka bir şey için yok. Yoksa Şenol Hoca oradayken öyle şey söylenmez yani. Oyuncular için. Tabii yani ben oyuncularım için de söylüyorum. Gelirsek bir gün ben alırım ben. Rahat aynen. Olsunlar yani. Peki hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür tekrar ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Sevgili izleyenler, Rıza Çalınbay'la birlikteydik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.